gösterdi. 80'li yıllarda başlayan bir artıştı bu. 80'li yıllarda sanayinin burada artmasıyla birlikte nüfusumuz sağladı. Bir takım önlemlerin alınmaması sebebiyle Ergene'de şu an bahsettiğimiz bu kirliliği biz konuşurum hale geldi. Bir gün Sayın Başbakanımız televizyonda Ergene Havzası'nın kirliliğiyle alakalı programı seyrederken Veysel Bakan'a, şu an Orman Su İşleri Bakanımız, bir talimat verdi. Dedi ki, Haliç'i kurtaran biziz, o zaman ne olacak? Sen git Ergene'yi kurtar. 2 yıl önce burada yapılan bir toplantıda, Trakya genelinin tamamının yapıldığı bir toplantıda Ergene Havzası'nı kurtarma planını biz başlattık. Şimdi mevcut olan sanayi ıslah edilerek organize sanayi bölgeleri haline geldi. Sanayinin artık Ergene Havzası'na kirliliği vermemesi için derin deşarj denilen ortak arıtma sistemleriyle bu kirliliğin önüne geçilmesi sağlanıyor. Fakat sadece sanayi miydi Ergene'yi kirleten? Hayır. Ne vardı kirleten? Bunun doğum nüfusun olduğu bölgede belediyelerimizin atık su arıtma tesisi yapmaması nedeniyle kirleten nedenlerden bir tanesi de budur. Netice itibariyle baktık ki hükümetimiz, belediyelerimiz bu görevi yerine getirmiyor. Dedik ki tamam, size finansmanı da sağlıyorum, imkanları da sağlıyorum. Artık Ergene'deki bu kirlilikten kurtulmak için biz işe el koyuyoruz. Halkımıza, vatandaşımıza, derneklerimize gelelim. Onların taleplerini öğrenelim. Onların şikayetlerini öğrenelim. Biz bunlara göre 30 Mart'ta halkımız derse ki evet direksiyon sizde, o zaman hazırlıklı olalım. Bir an önce bu projeleri faaliyete geçirmek adına ne gerekiyorsa onu yapalım. Şimdi biz halkımızla, vatandaşımızla konuşurken bununla da yetinmedik. Profesyonel bir firmayla anlaştık İstanbul'dan. Gelin dedik, siz anket çalışmalarınızı yapın. Çoğunu da kronik hale gelmiş sorun ne? Konu ne? Bunun çözümü ne olabilir diye. Sorunlara baktığımızda ilk önceliği ulaşım, trafik alıyor. Bakın, bizim trafik konusunda ciddi problemimiz var. Ulaşım konusunda hepimiz yaşıyoruz, ciddi problemimiz var. Bu sonuçlar ortaya çıktıktan sonra büyük şehirlere iş yapan, referansı sağlam olan ve bünyesinde 60-70 tane mühendis barındıran bir firmadan yetkili arkadaşlar geldiler. 2-3 gün boyunca Çorlu'da kaldılar. Kritik noktalara, kronikleşmiş yerlere gittiler ve dediler ki işte araç sayısı, yoğunluk saati, bunlarla ilgili bir master planı hazırladılar. Bu master planında Çorlu'nun ulaşım ve trafik konusunda nasıl çözülmesi gerektiğiyle alakalı kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızın hepsi rapor halinde var. Ama sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Gelen ekip, dediğim gibi uzman kadro bir ekip, çok şaşırdılar. Neden şaşırdılar? 2014 yılının Avrupa şehri olan Çorlu'da hala ne bir alt geçit var, hala bir üst geçit yok. Trafiğe ve ulaşıma çözüm bulabilmek adına hala dubalarla çözüm bulunmaya gayret ediliyor. Bu onları şaşırttı. Çünkü neden? Farklı yerlere gittiklerinde, il ve ilçelerde hakikaten günümüzün koşullarına uygun modern çözümleri uygulayan başarılı belediyeler var. Bu onları şaşırttı. İlerledik. Meclis üyelerimizin hepsi en az belediye başkanlığı yapacak kadar donanıma sahip, vatandaşın yanında, halkının yanında, derdiyle sıkıntıyla birebir ilgilenecek, onların dertlerini, sıkıntılarını meclisimizde gayet güzel dile getirecek arkadaşlarımız. Ekibimize güveniyoruz, projelerimize güveniyoruz ve bu amaçla da geldik. Dedik, dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatalım, sorunuz varsa onları cevaplayalım. Biraz önce de söylediğim gibi halkımız takdir ederse, teveccüh gösterirse, bizlere bu görev layık görürse, biz bu aşamadan sonra bu hazırladığımız projelerle birlikte vatandaşımıza hizmet etmek için yola çıkacağız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ben de milletvekili olup çıkan arkadaşlar vardı. Ama bir cümleyle ondan sonra tamamlayacağım. Şimdi şunu da özellikle söylemem lazım sevgili arkadaşlarım. Benim amacım makam mevki değil. Neden? Türkiye'de çok iddialı konuşmuyorum ama yoktur da demiyorum. Ama mutlaka azdır. Milletvekilliğinden ilçe belediye başkan adaylığına gelen. Çünkü siyasette biliyorsunuz. Yani genelde belediye
başkanlığından milletvekiline geçmek bir hedeftir. Şimdi ben tam tersi Çorlu'm için, Çorlu'da yaşayan insanların için milletvekilinden ilçe belediye başkanlığına geliyorum. Bunu bir kere söylemem lazım, çok önemli. Şimdi şu anda milletvekiliğim devam ediyor. Biraz önce dediğimiz gibi vatandaşımız dedi ki ya destek verelim, oy verelim, belediye başkanlığına kendisine layık verelim derlerse 30 Mart akşamı sandıklardan bizim istediğimiz sonuç çıkıp bize destek veren halkımızın yolunu fazla olursa orada belediye başkanlığı devreye gireceği için milletvekilinden istifa edecek. Yani haftanın yediği söylemek lazım. Şimdi böyle söylüyorlar 2,5 yılda hani çok az görüştük falan diye. Ben de diyorum ki valla beni çok özlediyseniz diyorum göndermeyin Ankara'ya. Yapın belediye başkanı. Yedi 24 burada olayım. Göndermeyin beni Ankara'ya. Biz de burada bize kalmanızı isteriz yani. Sağ olasın. Eğer başkanımız sağ olursanız. Tamam. Odun'da hükmetten aldığımız destek farkı. Ya bir dakika. Yani siz muhalefet partileri olarak en ufak bir eksiklikte dahi Anayasa Mahkemesi'ne giderken, ortalığı ayağa kaldırırken, ödenekten böyle haksız ve adaletsiz bir dağıtım yapıldığını siz kaydetseniz, bulsanız, böyle sessiz sakin durur musunuz? Durur mu? Allah aşkına söyleyin. Böyle haksız ve adaletsiz bir durumu muhalefet partileri tespit etmişken ortalık ayağa kaldırır. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Sadece ve sadece ne var? Yerel belediyecilikle, yerel yönetimle, hükümet yönetimi arasıyla ortak istişareyle, ortak fikirle hareket edildiğinde başarılı projelerin uygulanma ihtimali var. Şimdi mesela biz çok güzel bir hastane yaptık. Hepiniz biliyorsunuz Çorum Devlet Hastanesi'ni. Gerçekten fiziksel olarak ekipman anlamında Trakya'daki ender hastanelerden bir tanesi. Alakalı uyumsuzluk bu sefer şeye yansıyor. Muhalefet Parti'nin belediyesi ya, o yüzden işte iktidarla böyle bir şey olsa ortalık ayağa kaldı. Tam tersine projelerdeki uyumluluk nedeniyle hızlı ve farklı hizmet alma anlayışımız oluyor. Şimdi yollarda ilgili biraz önce o soru eksik kaldı. Biraz önce ilk daha konuşmanın başlangıcında dedim, uzman ekip geldi. Çorlu'daki trafik konusu kolay mı çözülür? Yollarımıza baktığımızda, şimdi tabii ki hani ana yolda ayrı fonu var, ara yollarda ayrı fonu var. Gençlerimiz şey istiyorlar, bisiklet yolu istiyorlar. Kimisine bakarsanız tramvay hattının olması lazım. Evet, tramvay hattı da olur. Hafif raylı sistem de olur ki bu master plan içerisinde var bunlar. Ama zor. Neden zor? Arka sokaklara girdiğinizde ayrı problem, ana caddede ayrı bir problem. Şimdi çözülmeyecek bir şey. Biraz önce bir örnek verdim. Dedim ki Haliç denizleyen biz erken ekibiz. Burada da ulaşım konusunda, trafik konusunda bu ekiplerin hazırlamış olduğu kısa, orta ve uzun vade dediğim sistem halkımız bize destek verdiğinde, görevi verdiğinde meclisimizle beraber alacağımız kararlar neticede orta, kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak olan konularımız var. Şimdi arka sokaklara girdiğimizde şununla karşılaşıyoruz. Çünkü neden otopark yok, arabalar kaldırımların üzerine park ediyor. Böyle olunca vatandaş kaldırımı kullanamıyor, araba o yoldan geçemiyor. Şimdi geçen gün orasını gezerken esnafın birisi dedi ki, vekilim dedi, sen dedi bırak dedi kaldırımın dedi, arabanın dedi buradan rahat geçmesin. Ben korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bir yangın çıksa dedi buraya itfaiye giremez. Bakın sadece yol ve kaldırım olarak bahsediyoruz ama nerelere yansıyor? Şimdi sularımızdan bahsediyoruz. Yani su kesintisi her mahallede has safhaya gelmiş gibi. Kış ayında susuz yaşıyoruz. Yani, geçen gittik belediye itfaiyeyle su getirelim tanker şeye diyor, hidranta diyor. Ama şimdi sorduğunuzda belediye diyor, öyle söylüyor, bir de diyor ki ne yapalım canım arada sıra dolu diyor, arızalı oluyor diyor, onların bakımı tamam. Bakımı tamam. Bakımı tamam. Bakımı tamam. Bakımı tamam. Şansınız bol olsun. Sağ olun. İyi akşamlar olsun.
var mı size? Thank you.